Aleykümselam. Hocam ben evlenmek istiyorum ama Müslüman abilerin yanına gidince evlilikteki sıkıntılarını anlatınca evlilik isteğim gidiyor. Evlenmekten korkuyorum. Hocam hem bana hem de bu abilere nasihat edebilir misiniz? Allah razı olsun. Allah Azze ve Celle hem erkek hem de bayan olan bekar kardeşlerimize salih eşler ihsan eylesin. Allahümme amin. Bu soruyu soran kardeşime ben şunu söyleyebilirim. Dünyadaki hiçbir güzellik mutlak güzellik değildir. Dünyada ne kadar güzellik varsa mutlaka içerisinde çirkin bir yön vardır. Ne kadar insanı sevindiren bir şey varsa mutlaka akabinde insanı üzen bir yönü vardır. Müslümanın mutlak güzelliğe ve mutlak sevince erişeceği yer Müslümanın Rabbi ile kavuştuğu gündür. Onun öncesinde dünyanın en iyi kadınıyla da evlensen, yani sana bunu anlatanlar yanlış bir şey söylemiyorlar. Evlilikle ilgili sıkıntıları ama belki eksik anlatıyorlar sana. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün en hayırlı kadınlarından biriyle evliydi. O da Ayşe annemizdi. Çok mutluydu Allah Resulü. Çok mutluydu. Yani o kadar mutluydu ki böyle mescit ortamında biri ona işte ey Allah'ın Resulü dünyada en fazla kimi seviyorsun dediğinde hiç tereddüt etmeden Ayşe'yi seviyorum diyebiliyordu. O kadar hanımını seviyordu ama bu demek değildi ki aralarında hiçbir problem yoktu, evleri süt limandı. Mesela bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarı defnettikten sonra, bir kabri defnettikten sonra eve geldi. Eve girdiğinde Ayşe annemiz dedi ki, "Va ra'sa, başım çok fazla ağrıyor." dedi. Aleyhissalatü vesselam da dedi ki, "Asıl benim başım çok ağrıyor." Ayşe annemize sonra dönüp dedi ki, "Üzülme, eğer sen ölürsen ben seni kefenlerim, yıkarım, gömerim, dua da ederim, üzerine duamı da ederim." dedi Ayşe annemize. Kötü bir şey değil bu, hani Allah Resulü'nün insanı yıkaması, gömmesi, bu güzel bir şey yani. Ayşe annemiz tabii tabii dedi, "Sen beni götür göm, sonra da beni gömdükten döner dönmez de git bazı kadınlarınla beraber gerdeğe gir." Bak o ne anladı, Allah Resulü ne dedi, o ne anladı, o ne anladı bundan. Ya bu ev asr-ı saadetteki en mutlu olan evden bahsediyoruz yani. En mutlu olan ev bu ev. Veya işte Ayşe annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misafirlerini ağırlarken güzel yemek yapamıyor. Daha çocuk olduğu için henüz bilmiyor ev işlerini. Çok güzel yemek yapan annelerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi de hani Peygamberimizin misafiri var mahcup olmasın diye tuttu yemek gönderdi Ayşe annemizin evine. Kapıyı açınca yemeği kapıda görünce tuttu tası böyle erkeklerin oturduğu meclisin ortasına çaktı. Ondan sonra "Bu beni küçük düşürmek için gönderdi bunu." dedi. Aleyhisselatü Vesselam kalktı, mübarek eliyle yemeği topladı, böyle elinin içerisine aldı. "Bir sağlam bir tabak getir." dedi Ayşe annemize. Sağlam tabağı getirdi, o hizmetçiye bunu verdi. "Al." dedi, "götür, teşekkür ettiğimizi söyle." dedi. O kırık tabağı da Ayşe annemize verdi. Yani evlilik güzel bir şeydir. Allah çünkü öyle söylüyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. O Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de kendilerinde sükunete eresiniz diye size kendi nefislerinizden eşler yarattı ve sizin aranızda aşk, sevgi ve merhamet kıldı diyor Allah Azze ve Celle. Bir adam evlenmediği müddetçe eksiktir. Bir adam evlenmediği müddetçe eksiktir. Onun içinde dinmesi gereken, sükunete ermesi gereken bazı duygular vardır. O duygular ancak kendi cinsinden olan bir kadınla evlenmesiyle mümkündür. Ama bu demek değildir ki evlenen bir insan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz bir hayat yaşayacak. Bu mümkün değildir. Onun için sen bunu bileceksin. Evlilik hem güzel yönleri olan hem de insanı üzüp sıkan yönleri olan bir müessesedir. Ama güzellikleri her zaman eksilerinden, kötülüklerinden daha fazladır. Allah'a tevekkül edip, Allah'tan yardım isteyip kendine uygun bir zevce bulursan evlenebilirsin.